Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten stüdyoda devam ediyor. Stüdyomuzda Yeni Asır gazetesi köşe yazarı, aynı zamanda Sabah Ankara ekinde köşe yazarı Hüseyin Kocabıyık bulunuyor. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz. Teşekkür ederim. Efendim, Hüseyin Kocabıyık beyefendiyle vatanı, milleti, memleketi konuşacağız. Dönme liberaller Apo'yu niçin seviyor? Köşe yazısı bu. Yeni Asır gazetesinde bugünkü köşe yazısı bu. Oradan başlayacağız ama sizin başka bir iddianız vardı. Türkiye yeni bir dünya kuruyor dediniz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Mısır'da konuşurken uzunca bir sürede zaten bir kanaat olarak, bir müşahede olarak zihnimde yer etmiş olan ve sizin bu cümleyle ifade ettiğiniz husus su bir kere daha gördük açık bir şekilde. Başbakan Mısır'da o konuşmasıyla bana göre insanlığın vicdanına, kurulu düzene, dünyada kurulu düzene çok ciddi bir ayar yaptı. Hem de Birleşmiş Milletler gibi artık adalet üretmeyen, barış üretmeyen yapıları tartışmaya açtı. Bu çok önemli bir şeydir. Yani San Francisco konferansından bu tarafa bir düzen dünyada kurulu bir düzen vardı ve bu düzen artık hiçbir şekilde barış ve adalet üretmiyordu. Başbakan dünyanın artık yeni bir belki San Francisco konferansına ihtiyacı olduğunu bütün dünyanın gözü önünde açık bir şekilde ifade etti bir. İkincisi, evet. Mesela bana göre bu belki ileri bir iddia ama İsrail'in Orta Doğu'daki konumunu belirleyen Camp David diye bir anlaşma var. Sanırım 76'da yapıldı. Başkan Carter döneminde. Bu anlaşma İsrail ile Mısır arasında bir barış dönemi başlatıyordu ve o günden bugüne İsrail'in Orta Doğu'da rahat nefes almasını sağlayan bir anlaşmaydı. Başbakan o konuşmasıyla bana göre Camp David anlaşması da tarihe karıştı. Eyvah, çok önemli bir iddia. Bana göre tabii. Bak şimdi bakımdan... ne söyleyeceğinizi merak ediyordum. Hüseyin Kocabıyık'tan bomba gibi bir iddia. Başbakanın Mısır konuşması Camp David antlaşmasını ortadan kaldırmış. Geçerliğini ortadan kaldırdı bence. Yani Mısır'da yaptığı konuşma nereden bakarsanız bakın gerçekten tarihi bir konuşma. Dikkat ederseniz dünya bu konuşmaya bir tepki veremedi. Hiçbir tepki veremedi. Ya, olumsuz bir tepki zaten veremedi. Ben bu sessizliği de o konuşmanın insanlığın vicdanında bir karşılık bulduğuna yoruyor. Şimdi bunu tweet olarak arkadaşlar hazırlıyorlar da neden Camp David'i ortadan kaldırdı? Çok kısa anlatırsanız yani, diğer konu başkanına geçeyim. Şundan dolayı Mısır'ın oradaki pozisyonu ve İsrail'e ilişkileri çok önemli, çok belirleyici. Hem İsrail için hem evet. Diğer Orta Doğu ülkeleri için. Camp David'de bunlar yazılmış ve ilan edilmiş. Yeni bir statüko. Camp David orada yeni bir statüko oluşturdu. Oysa Muhammed Mursi'nin konuşmaları ve ardından Tayyip Erdoğan'ın o konuşması şunu ortaya çıkarttı. Mısır'la Türkiye arasında bir siyasi blok oluşuyor. Mısır'la Türkiye arasında oluşacak bir siyasi blok doğal olarak Camp David anlaşmasını geçersiz kılacak bir şeydir. Yani biraz diplomasi bilen bunun böyle olacağını bilir. Nitekim Başbakan da orada açık bir şekilde Mısır'la Türkiye arasında böyle bir siyasi vizyon olması gerektiğini, böyle bir birlikte oluşturacakları bir siyasi anlayış, siyasi yapıdan söz etti bir bakıma. Ama açıkça... Size kızanlar var ama. Yok daha neler. Kardeşim çıkartmışsın oraya iktidar şakşakçılarını. Yok Türkiye yeni bir dünya kuruyormuş. Yok Türkiye
ve başbakan yaptığı konuşmayla Camp David'i ortadan kaldırmışmış. Bunlar yalan dolan kardeşim. Kendi kendilerine rüya gören AK Partililerin düşünceleri bunlar. Şimdi diyor seyircimiz. O seyircimize. Yani daha çok muhalefet de böyle söylüyor. O seyircimize saygılarımızla birlikte şunu söyleyeceğim. Bakın bundan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı, yani bu Güvenlik Konseyi sistemiyle bu dünyanın yükünü kaldıramaz. Bu dünyayı taşıyamaz. Tamam. Tamam mı? Şimdi zaten bu bilinen bir gerçekti. Ama hiç kimse çıkıp kral çıplak diyemiyordu. Başbakan onu yaptı. Bakın Birleşmiş Milletler Teşkilatı eğer yeni bir yapılanmaya gitmezse, yani dünyayı temsil anlamında yeni bir yapılanmaya gitmezse, bizim rahmetli Erbakan'ın gündeme getirdiği ama bizim yıllarca alaya aldığımız o İslam Birleşmiş Milletleri filan diyordu ya, bütün bunlar gerçek olur, ben size söyleyeyim. Yani insanlar, Orta Doğu, Müslüman dünya artık bu kadar haksızlığı kaldıramaz. Kaldıramıyor zaten. Buradan terör çıkıyor, buradan savaş çıkıyor, buradan işte bebeklerin öldürüldüğü bir düzen çıkıyor. Hı hı. O bakımdan dünya yeniden kuracak bu çıkışlar, bu isyanlar. Yani bakın dünyanın en büyük gücü nükleer silahlar değil. Kimse bunu unutmasın. Dünyanın en büyük gücü dünya kamuoyudur. Ve başbakanın bu haykırışına, bu isyanına bir bakıma dünyadan bir tek çatlak, olumsuz ses çıkmadı. 5 tane Güvenlik Konseyi üyesi var. Bunlardan birinin de çıkıp ya doğru söylemiyorsun. Birleşmiş Milletler adalet üretiyor. Birleşmiş Milletler barış üretiyor dünyada. Diyemedi yani. Yani hani alkışlamayı bırakın. İtiraz da beklerdik dediniz. Çünkü iddialar büyüktü. Tabii canım. Başbakan Birleşmiş Milletler'e güvenmiyorum dedi. Yani Birleşmiş Milletler'e güvenmiyorum diyen adam kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. 50 küsür Müslüman ülkenin bir bakıma temsilcisi olarak söyledi bunu. Evet. Dünyanın 16. büyük ekonomisinin yöneten insan olarak söyledi. Yani bunu kimse görmezden gelemez. Gelemez. Şimdi bakın çok önemli bir şey söylediniz. Başbakanın Mısır'daki konuşmasında Birleşmiş Milletler'e güvenmiyorum dedi. Mısır'da Ankara'daki grup toplantısında da daha açık söyledi. Daha açık söyledi. Kimse itiraz bile etmedi. Bu sonuç doğurmuştur. Dünyada demek ki sonuç hiç doğurmuştur öyle mi? Bakın İsrail'i eleştirmesine itiraz edenler oldu. Yarım yamalak dille. Ama Birleşmiş Milletler'le, yani dünyanın kurulu düzeniyle ilgili yaptığı eleştirilere, bana göre de ağır eleştirilere, Birleşmiş Milletleri Teşkilatı'nın kendisi dahil, başkanı dahil, hiç Güvenlik Konseyi üyeleri dahil hiç kimse herhangi bir itirazda bulunamadı. Ebru Özlem Özen, konuk olan gazeteci Hüseyin Kocabeyik diyor ki Türkiye yeni bir dünya kuruyor. İlahi sürahi demiş. Yani bu argoda bir dalga geçme kelimesi. Şimdi ben bu arkadaş... Ebru Hanım. Biz hepimiz aynı milletin çocukları olduğumuza göre şunu hatırlatayım. Yeni bir dünya kurmak Türk milletinin ilk defa yapacağı bir şey değil. Biz tarihte hep yeni dünyalar kurmadık mı? Çok önemli. Yeni bir yani, Türkiye yeni bir dünya kuruyor lafımla alay edenler. Biz bunu ilk defa yapmıyoruz ki. Yani ilk yapıyoruz bakın. Tabii. Biz ilk defa yapmadık ki. Tabii. Yani, olmayacak bir şeyden bahsettiğinizi iddia ediyorlar. Tabii. 7. 8. yüzyılda kitleler halinde Müslümanlığı kabul eden Türkler İslam dünyasına ve Orta Doğu coğrafyasına yeni bir dünya anlayışı kazandırmadılar mı? 1071'de Anadolu'ya girdik. Bu topraklarda yeni bir dünya kurulmadı mı? Yani bütün bu geniş coğrafyada. Osmanlı İmparatorluğu kuruldu bu topraklarda. Bizim milletimiz kurdu. İstanbul fethedildi. Yeni bir dünya kurulmadı mı? Yani bunlar yeni şeyler değil. Türk milleti hep tarihin belirli periyotlarında insanlığın daha mutlu olacağı, daha mutlu olduğu yeni bir dünya düşüncesini, işte Türk cihan hakimiyeti mefkuresi falan derler yani evet. Tarihçiler. Bizim milletimiz böyle bir millet. Niye kendimizi bu kadar aşağı görüyoruz, kompleksiyiz? Anlamıyorum yani.
genel kurarız ve Türkiye bana göre başbakanı desteklemek veya desteklememekle hiç alakası yok. AK Partililikle hiç alakası yok. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın Mısır'da yaptığı konuşmada bu ülkede yaşayan herkesin o konuşmadan gurur duyması lazım. Hakikaten insanlığın vicdanına dönük bir haykırıştı, isyandı ve bu da dünyada karşılığını buldu. Bakın bir şey söylüyorum. Ben iyi kötü dünya düzenini bilen bir insanım. Uluslararası ilişkiler düzeyinde işte akademik çalışma falan yapmış birisiyim. Yani Birleşmiş Milletler nedir? Biz ders olarak okuduk. Başbakanın bu konuşmasından sonra Birleşmiş Milletler düzeni bu şekilde devam edemez. Etmez yani. Ya bunlar önemli iddialar. Tabii, yani. Bakın, yapıyoruz bunları tabii, başlık. Tabii, bakın, ve tweet atıyoruz. Başbakanın Mısır'daki konuşmasından sonra Birleşmiş Milletler düzeni devam edemez. Edemez. Bu edemez. Yani, edemez. Virgül etmez. Edemez. Etmez. Bu söylenmiştir artık bu sözler. Ve esas itibariyle yeni bir Birleşmiş Milletler düzenine herkesin ihtiyacı var. Zaten bu yüzden bu düzen değişecek. Türkiye yeni bir dünya kuruyor derken kastettiğim şey bu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı çıktı ve bu düzenin adaletsizlik ürettiğini ve güvenilmez bir düzen olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler düzeninin ve buna tek bir ülke, tek bir kurum itiraz etmedi. Etmedi. Çünkü bu düzenin değişmesi esas itibariyle dünyadaki bütün milletlerin, Birleşmiş Milletler'e üye veya olmayan bütün milletlerin lehine olacaktır. Çünkü adaletsizlik. Erkan Tan 9 vatandaşımızı İsrail şehit etmedi mi? Ne yaptık da düzen kuruyoruz? Onlara bir şey yapabildik mi ki dünya düzeni kuruyoruz? İzmir'den Kamil Erdem. İşte yapamadığımız için zaten bu düzen değişmeli. Yani uluslararası sularda bir yardım gemisinin üzerine askeri operasyon yapıyor. İşte başbakan söyledi, Obama'nın önüne dedi dosyayı koydum. O genç bir çocuk vardı, Amerikan vatandaşı, Kayserili. Yani üzerinde 5 tane kurşun vücutunda. Bir tanesi alnının ortasından vurulmuş, atılmış. Yani buna dünya hiçbir yaptırım geliştiremedi. Hiçbir şey yok. Yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 1948'den bu tarafa mesela İsrail'e dönük Güvenlik Konseyi kararları, genel kurul kararları, yüzlerce kararı var. Yüzlerce. İsrail bunun bir tanesini bile uygulamadı. Uygulamıyor. Ama mesela bir İslam ülkesine Birleşmiş Milletler bir karar çıkarttığı zaman ve o İslam ülkesi, o Müslüman ülke onu uygulamadığı vakit tepesine ordularla biniyorlar. Böyle bir dünya olur mu? Ondan sonra bakın bu işin kötü tarafı da şu. Neden yeni bir düzen kurulmak zorunda? Biz böyle giderse bir süre sonra mesela Amerika'da 2001 11 Eylül eylemleri oldu. Şeyler, kulelere dönük terörist saldırılar filan. Hepimiz lanetledik. Evet. Terörist bir saldırıydı çünkü. Ama ben şimdi şunu anlamaya başladım. Eğer bu adaletsiz dünya düzeni değişmezse bir süre sonra bizler gibi teröre karşı, özellikle İslam'ın teröre bulaştırılmasına şiddetle karşı olan insanlar bu tür eylemleri makul, meşru görmeye başlayacaklar. Böyle bir gelişme kimin lehine? Amerika'nın lehine olabilir mi mesela? Veya başka ülkelerin lehine olabilir mi? Dünyayı bir terör çılgınlığının içine doğru itiyorlar yani bu adaletsizliklerle. Bakın lan, Türkiye'nin başbakanı aslında bir doktor gibi dünyaya, bu hasta dünyaya bir teşhis koydu. Zeynep Duru Durul diyor ki, vay be Hüseyin Kocabıyık, böyle yalakalık görülmedi be kardeşim. Başbakanın konuşmasını veya bu politikasını, bu duruşunu övdüğünüz için bunu diyenler var. Vallahi ben başbakanı falan övmüyorum. Başbakan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Ben kendi milletimi övüyorum.
Kendi milletimi diyor. Kendi milletimi. Burada efendim başbakanı değil, bizatihi milletimi övüyorum. Türkiye yeni bir dünya kuruyor diyor. Yani bunun bunu başbakanla bir alakası yok. Ama başbakan bir tarihsel şahsiyet olarak rolünü oynuyor. Önemli olan bu. Evet. Orada başbakanın yerinde Kemal Kılıçdaroğlu da olabilirdi. Hiç fark etmiyor bu yani. Ben milletimin, ülkemin yeni bir dünya kuruyor olduğunu görüyorum ve bundan da heyecan duyuyorum. Bunu da söylüyorum. Efendim Hüseyin Kocabıyık bir entelektüeldir. Yeni Asır gazetesi köşe yazarı. Türkiye yeni bir dünya kuruyorla başlayan birçok iddiada bulundu. Başbakanın Mısır'daki konuşması Camp David'i fiilen ortadan kaldırmıştır da dediği. Akil bir adamdır, severiz, sayarız, görüşlerine değer veririz. Bugünkü köşe yazınız da enteresan. Bu konu bittiyse o tarafı. Tabii. Dediniz ki siz bugünkü köşenizde, Yeni Asır gazetesindeki köşenizde, dönme liberaller Apo'yun için seviyorlar. Tabii uzun bir yazı ama hani ana fikrini kısaca özetlerseniz öteki konularda konuşmak şimdi o kelimeye falan kimse takılmasın. Liberalleri... Tabii, dönme liberal diyorsunuz. Tabii yani. Orada kastettiğim şey şu... liberaller aslında benim kendime en yakın bulduğum fikir gruplarından birisi. Bütün üniversite hayatım boyunca o zaman liberal düşünce topluluğu kurulmuştu. Ve ben oraya gittim geldim. Oranın bir hemen hemen parçasıydım. Evet. Kendimi de bir ölçüde hani liberal fikirlerin savunucusu olarak görürüm. Fakat Türkiye'de son dönemde bu PKK mevzuunda bir anlayış kapladı. Yani bir takım insanlar PKK'yı bir tür meşrulaştırma çabasına soyundular. PKK'yı sanki bir sivil toplum örgütü gibi kuruyor. Yani adam daha da... Çok yani, ayıp bu lafı tweet yapacağız. Başet. Bazı insanlar PKK'yı sivil toplum örgütü zannediyor. Öyle görüyorlar ve öyle göstermeye çalışıyor. Bir tür PKK PR yapıyorlar. Şimdi bakıyoruz kim bunlar? Bunlar kendilerine liberal diyen adamlar. Peki nasıl liberal diye yakından bakınca hepsinin ortak bir noktası var. Hepsi 60'lı 70'li yıllarda komünist, sosyalist, sol örgütlerde militan düzeyinde görev yapmış, çalışmış insanlar. Ortak özellikleri bu. Yoksa gerçek liberaller ayrı. Bir Atilla Yayla, bir Mustafa Erdoğan, bunlar gerçek liberaldir. Türkiye'de liberal düşünceyi getiren insanlardır, yayan insanlardır ve şahsen ben de çok istifade etmişimdir, çok şey öğrenmişimdir onlardan. Bize Hayek'i, Popper'ı yani hep derinlemesine öğreten insanlardır. Ama bu sözüne ettiğim kendilerine liberal diyen insanların liberallikle hiç alakası yoktur. Bakın son açlık grevi eylemlerinde de gördük ki dağda adam öldüren, şehirleri yakıp yıkan insanlar bir terörist eylem olarak aynı şekilde açlık grevini gündeme getirmişlerdir. Ve bu insanlar, yani benim eleştirdiğim ve kendilerine de liberal diyen insanlar oturmuş onların PR'ını yapmışlardır. Benim itirazım bunadır ve aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bu insanlar peki niçin böyle davranıyorlar? Yazımda esas itibariyle onu belirttim. Ve bu insanlar... Yani dönme liberaller PKK'yı ve APO'yu niçin seviyorlar? Bu kadar seviyorlar. Şuna tamam, bak, bakın tamam. Bu insanların hepsinin ortak bir özelliği daha var. Hepsinin geçmişinde militan bir geçmiş var. Yani belirli sol örgütlerde, komünist örgütlerde çalışmışlar. Devleti ele geçirmeye çalışmışlar. Devlete silah çekmişler. Devlet de bunları... Yani aşağı yukarı hepsinde diyelim. Aşağı yukarı hepsinde. Devlet de bunları pataklamış. Hı. Kimi işkence de görmüş bu insanlar. Bu insanlar devletten nefret ediyorlar. Hı. Tamam mı? Evet. Bak, yani muhtemelen ele geçirseler de nefret edecekler. Anlaşılması gereken birinci mesele bu. Bu insanlar devletten nefret ediyorlar. Çünkü devletten dayak yemişler bir vakitler. İki, Abdullah Öcalan ve PKK bu insanların kendilerinin yapamadığı şeyi yaptıklarını görüyorlar. Yani devleti sıkıntıya sokuyorlar. Tamam.
devlete zarar vermek. Devlete zarar vermek. Devleti küçük düşürmek. Devlete yani kendilerine göre diz çöktürme noktasına getiriyorlar. Devleti tahrip edebiliyorlar. Bundan bir tür ben içlerindeki revanş duygusunun tatmin olduğunu düşünüyorum. Yani bu devlete, nitekim bakın Ahmet Altan, adını da veriyorum. Ahmet Altan bunu yazdı. İyi ki dedi, iyi ki PKK diye bir şey çıktı. Bu devlete dedi diz çöktürdü. Aynen bu ifadelerle yazdı. Ben şimdi bu adam, yani kendisine liberal diyen bu anlayışı okuduğum zaman, baktığım zaman böyle bir şey görüyorum. Böyle bir ilişki görüyorum. Kendi geçmişlerinden kaynaklanan bir ilişki görüyorum. O yüzden dönme liberaller oyun için seviyorlar. Biraz da çok merak ettiği bir konuya parmak basıyorsunuz. Tabii biraz da. Ve manşette o tweette o atıyoruz millete bize cevap veriyor. Bakın evet. Biraz da gerçek, benim de kendim içinde saydım. Gerçek liberallerle işte bu tarz arızalı ve bana göre sahte liberalleri ayırmak için bunu bu başlığı koydum. Yoksa yani şöyle bir şey var bakın. Yani şimdi siz Mehmet Altan hangi Altan'dan bahsettiniz? Ahmet Altan'dan bahsettiniz ya, şimdi muhatabı oluyor ister istemez bu yazının o. Ahmet Altan bunu söyledi. İyi ki dedi PKK diye bir şey var. Bu devlete dedi diz çöktürüyor falan dedi yani yazdı bunu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar, bakın dikkat edin, ne vakit PKK sıkışsa, yani köşelerinde yazdıkları yetmiyor. PKK'yı meşrulaştıran, devleti suçlayan, hükümeti suçlayan yazılar yetmiyor. Yani raporlar hazırlanıyor ve raporlarda şey deniyor, yani PKK'lılar için nitelikli Kürt deniyor tırnak içinde. Sonra yine bu arkadaşlardan bazıları hemen yurt dışına gidiyorlar. Kuzey Irak'a gidiyorlar. Kuzey Irak'ta Kürt liderlerle röportaj yapıyorlar. Nedense bu her zaman PKK'nın dağlarda, ovalarda sıkıştırıldığı zaman oluyor. Evet. Yani bu tesadüf mü? İşte bu ben bunun tesadüf olmadığını söylüyorum. Yazımda da söyledim yani. Bu insanlar öyle bir hayat hikayesine sahip ki. Bunları anlayışla da karşılıyorum dedim. Yani anlıyorum yani bu davranışlarını anlıyorum. Ama Türkiye'de şu artık benim canımı çok sıkmaya başladı. Yani PKK bir taraftan dağda vuruyor, kırıyor, öldürüyor, şehirleri yakıyor, yıkıyor. Bunu topluma göstermemeye çalışıyorlar. Bu benim eleştirdiğim kesim. Arızalı liberaller, öyle mi? PKK, dönme liberaller. PKK'yı meşrulaştırmak için inanılmaz bir yaratıcılık böyle sergileniyor. Ya bunu yapmayın yani. Bu liberalizm değil. Buradan, bu liberalizm değil. Liberalizmi kullanıyorsunuz. Liberalliği kullanıyorsunuz siz. Çünkü o koruyucu bir kimlik. Yani Türk demokratikleşen bir ülkede ben sosyalistlik yapayım diyemiyorsun. Yani olmuyor. Faşistlik yapayım diyemiyorsun. Bunlar para etmiyor. Ama liberallik para ediyor. Bir takım kapıları açıyor. Son derece meşru bir şey. Özgürlük, şu, bu falan. Bir tür kavramların arkasından saklanıyorsunuz. Ama sonuçta benim gördüğüm bir şey. Bu yazıları da o yüzden yazıyorum zaten. Türkiye'de çok güç bir araya getirdiğimiz millet aydın ayrılığı yeniden bu kişiler üzerinden teşekkül ediyor. Benim bu yazıyı yazmamın asli sebebi bu. Yani bakıyor millet, ya bunlar ne diyor diyor yani. Bunlar bizim aydınımız. Evet. Bunlar ne yapıyor diyor. Türkiye'de millet aydın, halk aydın kutuplaşması, münafereti, ayrılığı yeniden oluşuyor. Bu davranışlar yüzünden ben bunu görüyorum. Yüzünden eleştiriyorum. Kimseye yani kırmak, üzmek gibi falan niyetim yok ama bu tespitlere gerçekten inanıyorum ben. Çünkü bu kadar tesadüf olamaz. Neredeyse matematiksel bir mantıki dizilişte bu insanlar, yani bugün PKK'nın sözcülüğünü adeta yapan insanların
Hepsi kendilerine liberal diyor. Birinci özellikleri bu. İkinci özellikleri bakıyorsunuz, hepsinin geçmişinde bir eylemcilik, yasa dışı örgüt üyeliği var. Devlete karşı silah çekme olayı var. Hepsinin neredeyse. Bu kadar tesadüf olmaz yani. Olmaz. Gerçek liberal dediğimiz insanlar üniversitelerde öğrenci yetiştiriyorlar. Vatana, millete, bu ülkenin değerlerine en ufak bir yanlışlar yok. Yani isim de verdim işte yani. Doğru. Sanat saygı değer ama. Yazı burada. Efendim, dönme liberaller Apo'yun için seviyorlar. Bugünkü Yeni Asır gazetesi köşe yazısında Hüseyin Kocabıyık bunu irdelemiş. Okumanızı tavsiye ederiz. Efendim, Kılıçdaroğlu sert çıktı. Bize ayar çekmeye çalışanlar var dedi. İzleyebildiniz mi? İşte Kılıçdaroğlu'nun başı da bu transforme olmuş adamlarla dertte. Yani Kılıçdaroğlu'nun da aynı adamlarla dertte. Ya Erkan Bey, böyle bir şey olur mu? Yani 70'li yılların azılı, tırnak içinde, komünisti, Mao'cusu Doğu Perinçek, 80'li yıllarda azılı Kürtçü Apo'cu oluyor. Büyük bir transformasyon. Bu iftira da değil. Yani ya resmi şey ortada. Tabii fotoğraflarıyla ve kendisi zaten onu dönünce röportaj olarak yayınladı. 90'lı yıllarda aynı adam Kızıl Elmacı Türkçü oluyor. Türk milliyetçisi oluyor. Hayatı boyunca Türk milliyetçilerine düşmanlık yapmış bir adam. Sonra 2000'li yıllarda darbeci oluyor. Darbeciliğini de Atatürkçülükle perdelemeye, gizlemeye çalışıyor. Ondan sonra oturuyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar bu adamlar. Ya bu kadar olmaz yani. Ben işte bu kadar göneklikten, yani bu kadar değişime uğramış, metamorfoza uğramış adamların hala isimlerinin ortalarda matah bir isim gibi dolaşmasını kabul edemiyorum. Bir daha söyler misiniz? Onun metamorfozu. Metamorfoz. Bir daha söyler misiniz? Ancak hangi yıllardan ve nasıldı? Ya, tweet atacağız da kısaltmamız lazım. Onun adam için. Adam Doğu 60, Perinçek. Adam 60'lı 70'li yıllarda i̇şte Mao'cu. Doğu Perinçek. Bakın, çok açık bir şey söylüyorum. Yani herhangi bir suç, içeride yatan bir adam hakkında da konuşmak istemiyorum ama 60'lı 70'li yıllarda Mao'cu, komünist. 80'li yıllarda Kürtçü, Apo'cu, 90'lı yıllarda milliyetçi, Kızıl Elmacı, 2000'li yıllarda darbeci, Atatürkçü diyor bir de kendisine. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'nin Atatürkçülüğünü eleştiriyor, ayar vermeye çalışıyor. Böyle bir rezalet olur mu ya? Kemal Bey çok haklı, ne kadar isyan etse haklı var yani. Çok da uyanık davranıyor, o yüzden de tebrik ederim. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya zaten son dönemlerde yaptığı, yani bir iki hatayı saymazsak, aslında iyi politika yapıyor. Yani Türkiye'nin en iyi danışmanlarıyla falan da çalışıyor. Yani o konuda da tercihleri doğru. Ama herkesin Kemal Bey'in ne demek istediğini anlaması lazım. Ve bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu filan da anlaması lazım. Benim bugünkü yazımın da niye yazıldığını bu şekilde anlamalar lazım yani. Bunu söylemek istiyorum zaten. Şeyde tesadüf etti. Yani Kemal Bey'in açıklaması Doğu Perinçek'le ilgili. Ya CHP'yi, Atatürkçülüğü Doğu Perinçek mi öğretecek? Ya, bu ne kadar saçma bir şey yani. Kemal Kılıçdaroğlu'na ne kadar Atatürkçü olacağını Doğu Perinçek mi belirleyecek bunun oranını, şeyin yani? Türkiye'de böyle saçmalıklar oluyor. Yani benim yazdığımda bu zaten. Adam PKK'ya PR'cisi gibi davranıyor. PKK'nın lobisi mi yapıyor bir bakıma? Onu meşrulaştırmak için inanılmaz yaratıcı olabiliyorlar. Ondan sonra da liberallik adına yapıyorlar bunu. Böyle bir şey var. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Efendim, Hüseyin Kocabıyık sizinle ve bizimle birlikte demiş ki, kardeşim biz Hüseyin Bey'in ne olduğunu İzmir'den biliriz. Yeni Asır gazetesinden biliriz. Gazete çalığa satılınca ilk işleri gazetenin logosundan Atatürk resmini çıkartmak oldu. Böyle bir şey var mı efendim?
İftira. Yazmış da ama bunun internet aleminde yayılacağını tahmin ederek soruyorum. Bu bir iftira, kara iftira. Yani. Kara iftira. Evet, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını sembolize eden o logo orada duruyor. Bir. Logo orada duruyor. Orada duruyor. Bir. İkincisi, hiç kimsenin o logodan en ufak bir rahatsızlığı yok. İki. Ondan sonra. Yani logomuzu Atatürk bekliyor. Bundan daha garanti bir şey olur mu? Olur mu? Doğru. Doğru. Peki bunu niye yapıyorlar? Hayır. İşte Türkiye'de böyle insanlar türedi. Yani işte böyle liberallerin olduğu bir ülkede böyle insanlar da olur yani. Canım göklere çıkardığı hükümet PKK ile müzakere yaptığını görmüyor mu? Pes doğrusu Ali Rıza Deniz Balıkesir'den bu mesajı göndermiş. Yani ben çok iyi niyetli bir mesaj olduğunu yani bu mesajı atan insan iyi niyetli olduğunu varsayarak söylüyorum. Bakın Türkiye terörle mücadele ediyor. Bana göre son yıllarda iyi de ediyor. Bakın son bir yılda 1000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi en kibar tabirle. Bundan sonra daha etkili olacak. Çünkü artık sahaya bir tane acemi er, işte 18 aylık er göndermiyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Profesyonel asker gönderiyor ve onlar da çok iyi iş çıkartıyor. Ancak şöyle bir şey var. Bakın biraz önce lafa nasıl başladık? Türkiye yeni bir dünya kuruyor dedik. Bunu yüksek bir özgüvenle söylüyoruz. Türkiye ekonomik olarak büyüyor. Daha birkaç hafta önce uluslararası değerlendirme kuruluşları notunu yükseltti. Herkes Türkiye'ye yatırım yapmaya çalışıyor. Türkiye büyüyor. Şimdi Türkiye büyürken, milli gelirini arttırmaya çalışırken başımızda bir terör belası var. Yani PKK belası var. Şimdi milyarlarca dolar zarar veriyor. Bizim kalkınmamıza, gelişmemize, güçlenmemize zarar veriyor bu olay. Ama daha kötü bir şey oluyor. Askerlerimiz, çocuklarımız ölüyor bu mücadelede. Bakın, bir tek Mehmetçiğin bir elinin kanaması devletin PKK ile masaya oturup bu işi Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şey çözmesinden daha değerli bir şeydir. Diğer soru bu. Değerli değil midir? Tabii. Yani hükümet meselesi değil. Bizi bir devlet yönetiyor ve bu topraklarda 1000 yıldır bu yeryüzünde de 2500 yıldır aralıksız işleyen bir devlet yönetiyor bizi. Bir Türk devlet geleneği var. Bu devlet eğer bu sorunun çözümünü Abdullah Öcalan'la görüşmekten geçtiğini anlamışsa, görmüşse, çok açık söylüyorum. Bak ben her şeyi açık konuşan bir insan. Abdullah Öcalan'la da görüşür, PKK'yla da görüşür. Bu sorun çözecekse ama, o Mehmetçiklerimiz artık şehit olmayacaksa, bu devlet kaynakları böyle dağa taşa gömülmeyecekse, bunu görüyorsa bunları yapar. Devletimize güvenelim. Yani niye güvenelim? Bu bizim devletimiz. Ama bakın, Kürtlerin hakları, işte dil hakkı, yayın hakkı, bütün insan haklarına ve ondan doğal haklarına gelen her şeyi vermeliyiz. Vermeliyiz zaten. Yani bunu tartışmam bile kimse. Konunun dışında olmalı bugün tamam. Bu tartışma. Ama, evet. Ama devlet PKK ile de görüşse, başkalarıyla da görüşse, APO'yla da görüşse, herkes şunu bilsin. Bu devlet kolektif haklar veremez kimseye. Veremez. Veremez kimseye. Hiç kimse bireysel haklar dışında bu ülkeden, bu devletten hiçbir şey alamaz. Herkes bunu bilsin yani. Yani bu maili gönderen çok iyi niyetli olduğu belli olan insanımız da bilsin. Yani iki egemenlik haklarını bu devlet, Türk milletinin egemenlik haklarını paylaşamaz kimseyle. Bakın çok açık. Yani hiç kimse
Türkiye'de Türklerin varlığını falan da, Türk kavramını falan da yani konuşuyorlar, ediyorlar. Bunlar üzerinde tepilemez. Yani böyle şeyler konuşulur. Bu demokratik bir ülkede böyle şeyler konuşulur. Bunlar olmaz. Herkes bunları bilsin. Devlet görüşür, PKK ile de görüşür. Görüşmelidir de belki. Yani onun yapacağı bir şey varsa, hani işte diyorlar ya, bir işaretiyle açlık grevlerini durdurdu. Tamam, bir işaretiyle de terörü durduracaksa, silahları bıraktıracaksa bıraktırsın ya. Orada adamcağız yiyip içip yatıyor. Yani bir işe yarasın. Herkes bir işe yarasın. Herkes belki, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Hüseyin Koca Bıyık sizinle ve bizimle birlikteydi. Reklamlar var yayın akışımızda. Hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap gelecek huzurumuza.